Deliminden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da nefes nefese kalmayacağımız bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kanalımızın en sevilen iki serisi. Dalış serisi ile arkamda görmüş olduğunuz gibi havuz serisini birleştiriyoruz ve inanılmaz bir video yapacağız. Bak her bir saniyesini çok dikkatli izleyin. Bugün sizlerle birlikte Avustralya'dan getirdiğimiz, bana göre 21. yüzyılın en büyük icadı olan, bizlere suyun altında balıklar gibi nefes alma olanağı sağlayan inanılmaz bir ürünü sizlere göstereceğim. Suyun altına gireceğiz. Aquaman bugün. Benim solungaçlar çıkıyor bu videoda. Ya kardeşim zaten biz bunu yapabiliyoruz. Tüplü dalış diye bir şey var diyorsanız, o sırtınıza yüklediğiniz 50 kilo tüpler, yelekler, eğitimler hepsini unutun abi. Çantadan çıkartacağım mobil bir ürün. Bir karış büyüklüğünde bir ürünü kullanacaksın ve şu görmüş olduğun suyun altında nefes almaya başlayacaksın. Nasıl? Ya, harika bir şey. Rüya gibi değil mi? Herkes suyun altında nefes almak ister, balıklar gibi hareket edebilmek ister. İnsan ulaşamadığı şeyi her zaman ister. Teknoloji o kadar gelişti ki suyun altında bize nefes aldırabilecek cihaz çantamızın cebimizin içine kadar girdi. Bugün sizlerle birlikte bu cihazı kuracağız, suyun altına gireceğiz. Bu arkamda görmüş olduğunuz havuzun içerisinde Aquaman'liğimi ilan ediyorum. Bak bunu şöyle düşün. İnsanın yapamadığı ne var abi? Uçamıyorsun değil mi? Suyun altında nefes alamıyorsun. Bunun bir adım ötesi bu kadarcık bir cihazla, mobil bir cihazla uçabilmek. Bir şey takıyorsun kendine, uçuyorsun, öyle düşün. Şimdi de biz kendimize bir şey takacağız ve suyun altında nefes almaya başlayacağız. Cihazımızı hazırladım, sizlerle birlikte kuracağız. Ekipmanlarını inceleyeceğiz, bakalım nasıl bir düzenek kurmuşlar, nasıl bir aksesuar, nasıl bir teknoloji bize suyun altında nefes alma olanağı sağlayacak, hem de kolay ve mobil bir yöntemle. Aynen şunun gibi düşünüyorum ben. Bundan mesela 20 yıl önce telefonlar vardı, bu kadar antenli, kocaman, ne yaptı? Şu kadarcık telefonlara dönüştü. Bu da o hepimizin bildiği balık adam kostümünün mobil hali. Buyurun şurada. Buyurun Yasir Bey. Girer misin peki sen de mesela bununla suyun altına girer misin? Girerim net. Direkt bundan sonra mesela abi, salladım. O bizim küçük dedektörler var ya, ağzına tak. Şak 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 şak. Açalım şurada. Sizinle birlikte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ürün iki kutu halinde Avustralya'dan bizlere geldi. Bu arada Avustralya'da dünyada harita üzerinde Türkiye'ye en uzak kıtalardan birisi. Çok uzak. Meğer kalksan uçakla 24 saatte gidemezsin. Haftalarca bekledik, ürünümüzü sizler için getirdik. İki kutu halinde geldi ve bu ürün bana özel olarak tasarlandı. Arkadaşlar yani çok sınırlı kişi de var şu anda. Şu kutunun içerisinden şu çıktı, bunu hemen alt tarafa alıyorum ve bu kutunun içerisindeki ürünleri sizlere anlatarak başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak suyun altında nefes almamızı sağlayacak cihazımızın içerisinde havayı barındıracak tüpünü sizlere gösteriyorum. Bakın biz kendimize özel tasarlattırdığımız için üzerinde bizim ismimiz yazıyor. Tamamıyla aşırı kalın bir çelikten, üst tarafında da şöyle bir kapak var, onu şöyle açayım. İçini sizlere göstereyim. Bunun içerisine havayı sıkıştıracağız. Suyun altında nefes almamızı sağlayacak. Nasıl olacak sizlere adım adım anlatacağım. Çok kalın ve çok da ağır olmayan bir çelikten bu arada üzerindeki delimine yazısını da lazerle kazıyarak bizlere göndermişler. Şu bir şurada dursun. İkinci ürünümüz en önemli kısımlarından bana sorarsan işte asıl teknoloji burası, regülatör kısmı. Yani bunun üzerine bunu takacağız. Ve bunun içerisinden alacağız nefesi, ama nasıl sizlere şöyle yakından bir göstereyim. Bakın burada bir basınç metre var, yaklaşık 4500 bar hava alıyormuş ve bu 4500 bar havayı içerisine doldurduğumuz zaman suyun altında kaç dakika nefes alabileceğiz biliyor musun? 11 dakika. Suyun altına girdin, sadece bununla 11 dakika suyun altında nefes alabileceksin. Biraz böyle dükkan açıp ürün tanıtıyormuş gibi oldu ama benim için çok önemli bir ürün arkadaşlar. Biliyorsunuz dünyada en çok izlenilen dalış videoları bizim kanalda. Serbest dalış, tüplü dalış, balık videoları, deniz, okyanus videoları. Ben bunu her yerde kullanacağım. İnanılmaz videolar yapacağız sizlerle birlikte. O yüzden heyecanımdan da anlıyorsunuzdur. Benim için suyun altında nefes almak ne demek biliyor musunuz? Mükemmel bir şey. Arkadaşlar bakın alt tarafında şöyle bir koruyucu plastik koymuşlar. Bunu çıkardıktan sonra bu kısımda bir, ne denir buna, rulman mı? Somon gibi. Bir somon gibi plastik bir şey var. Bunlar çok önemli çünkü şöyle indirdiğiniz zaman aşağı doğru düşüyor. Bu parçaları kaybedersek tekrardan bunları Avustralya'dan getirtmemiz gerekebilir. Tornacı da yaptırılır bu arada. Yaptırılır. Ama ne kadar sağlıklı olur onu bilmiyorum. Peki bundan nasıl nefes alacağız? Ürünümüzü yavaş yavaş toplayalım mı? Direkt kuruyorum abi. Bunu buraya. Bu şekilde çok basit bir şekilde yerleştir. Abi ürünümüz hazır. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Ürünümüz hazır ama nasıl kullanacağız sizlere onu göstereceğim. Şimdi ikinci kutuda, şunu kenara alayım. Panoramik bir maske eklentisi yapmışlar. Bu görmüş olduğunuz maskeye şu görmüş olduğunuz tüpü entegre etmeyi sağlamışlar. Ve siz
suyun altında nefes alırken ağzınızda işte bir şey daha diye çekmek zorunda kalmadan aynen dışarıdaki gibi. Mesela şöyle düşün. Ben böyle nefes almıyorum da normalde. Şöyle nefes alıyorum. Şöyle nefes alıyorum. Bu şekilde nefes alabileceksin. Zaten suyun altında nefes alabileceğiz dememin sebebi bu bak. Yüzüyorsun diyelim. Bu şekilde yüzmüyorum da. Yüzüyorsun diyelim. Nefes aldın. Normal. Tüplü dalışta ne var? Ağzına regülatörü alıyorsun. Yine bir basınçlı hava var. O regülatörden çekiyorsun. Bunda direkt gündelik yaşamdaki nefes alma konforuyla nefes alabileceksin. Astronot kaskı gibi düşün. Alper Gezer Avcı bile bu kadar rahat nefes almadı ya uzayda. Bununla biz suyun altında nefes alacağız. Öyle söyleyeyim. Sadece bunu kullanmak istiyorum diyorsan da bir ekstra eklentisi var. Aynen bir boksör dişliği gibi. Şöyle bir aparat var. Bak. Bildiğin bizim şnorkellerin ağızlık kısmının aynısı. Aldın abi. Ağzına toktun. Şu şekilde buna çok basit bir şekilde yine takıyorsun. Kullanmaya hazır. Sizlere şöyle göstereyim. Bakın. Suyun altında bu şekilde rahatça nefes alacağım. Ama ben kesinlikle bu maskeyi kullanmayı tercih ederim. Çünkü hani artık ağzımızda da bir şey olmasın. 2 dakikada hazırladık. Tüp, regülatör, ağızlık. Bunu ağzına takıyorsun, suyun altında nefes alarak gidiyorsun. Ama bu ürünün en mobil hali. En basite indirgenmiş hali. Ben maskeli halini kullanacağım. Ürünümüz görmüş olduğunuz gibi bir gaz maskesine benziyor. Gaz maskesi görenler bilir. Hemen şnorkeli kuruyorum. Şöyle üst tarafından şnorkeli hazırlayacağız. Taktım. Alt tarafından da şöyle takıyoruz. Bunu da taktım. Bak şnorkel hazır. Tamam mı? Ben tüpü sağ tarafa almayı istediğim için şnorkeli sol tarafa. Hep buradan kullandığım için bende alışkanlık. Bunu da buraya takacağım. Bak çok basit. Şunu çıkardım. Bir parça daha var. Ve şunu söyleyeceğim. Bu parçalar o kadar sağlam parçalar ki. Yani çelikten dökmüşler. Size nasıl göstereyim? Bilyalı bir sistem var. Şöyle. Harbiden verdiğimiz paraya değdi. Dediğim ürünlerden birisi bu. Çünkü bazı şeyler aldığımız zaman hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bunda hiç öyle bir hayal kırıklığı olmadı bende. Ama videonun başından sonuna izlediyseniz bak tek bir kere marka çıktı mı ağzımda? Hayır. Kendi paramla satın aldım. Videolarda kullanmak için dünyanın bir ucundan getirttirdim. Hatta üzerinde marka var diye de kendime özel dizayn ettirip kendi ismimi yazdırttırdım. Reklam değildir. Tamamıyla kendi cebimizden aldığımız 21. yüzyılın mucizesi, Avustralya mucizesi bir üründür. Bunu buraya takacağım direkt. Bu kadar. Ürün bu kadar. Hemen takalım. Şunu çıkartıyorum çok basit bir şekilde. Şu şekilde takıyorum. Bunu da buraya takıyoruz. Hazır. 11 dakika suyun altında kafama göre takılıyorum. Bakın balıkların yanında nasıl geziyorum? Oynat bakalım. Bu arada bununla birlikte suyun altında iletişim de kurabiliriz. Aynen suyun altında da böyle konuştum. Bakın. Şimdi yan taraflardan peki suratımıza su dolarsa ne olacak? Suyun altında su doldu. Yan taraflarda bakın elastik bir yüzey kullanmışlar. Bu kısımlar suratınızı sarıyor. Ve arkadaki lastik de ayarlanabilir olduğu için kafanıza göre sıkıştırıp suyun altında yüzünüze de su gelmemesini sağlıyorsunuz. Benim en sevindiğim özelliklerden birisi ağzında şnorkel olmadığı için konuşuyorsun. Suyun altındasın. Kanka bu taraftan. Yani aynı zamanda bir nefes alıyorsun. Tamam çok anlaşılır değil ama konuşabiliyorsun. Bir şey atladık ne kaldı? Suyun altında kullanacağımız hava bunun içerisinde kendi kendine oluşmayacak. Onun da çok basit bir yöntemi var. Onu anlatacağım arkadaşlar sizlere. Normalde tüplü dalış yaptığın zaman ne yapıyorsun? Tüpü doldurmaya gönderiyorsun. Artık cihazı varsa dalış okulunun kendi dolduruyor ama kendin dolduramazsın. Kesinlikle onu profesyonellerin doldurması lazım. Bunda nasıl bir sistem var? Çıkardım abi. Bisiklet pompasıyla dolduruyorsun. Şaka yapmıyorum. Gerçekten bisiklet pompasıyla doğal hava basıyorsun içerisine. Bisiklet tekerine hava basan herkes bu pompayı en az bir kere kullanmıştır. Bakın pompamızı şöyle açalım. Duralım bak. Pompamız hazır. Aha da böyle pompalayacağız. Peki hava nereden girecek? O kısmı da sizlere göstereyim. Bakın yan tarafta pompanın oturacağı bir yüzey var. Pompanın başlığını çok basit bir şekilde oraya takıyorum. Ve pompalamaya başlayacağım. İnanılmaz olay değil mi? Pompalayarak için doldurmak. Elektriğin bile olmadığı bir yerde çalışıyor. Aa, evet. Elektrikli araç düşün. Aldın. Abi gideceksin de elektrikli bir yerde dolduracaksın da bu tamamıyla mobil. Evet. Çantaya atacaksın. Bitti. Bak şurası da çıkıyor bunun. Portatif bu. Çantaya atacaksın istediğin her yerde suyun altına gir. Oğlum inanılmaz bir teknoloji bak. Şu an anlattığımız şeyin biz farkında değiliz şu an. Farkında değiliz. 2 saattir anlatıyoruz ama ne anlattığımız farkında değiliz. Dolduruyorum. Burada basınç metre var. Dolduğu zaman aynen şu görmüş olduğunuz ibre sona doğru gidiyor ve ha suyun altındayken de oradan böyle takip ediyorsun. Tabii yandan görüyorsun ne kadar hava kaldığını. Süper. Bu arada bununla aktivite yapacaksanız bunu pompalamak da güzel. Bir nefes çeksene. Çalışıyor mu? Ha direkt şimdi bir tane deneyeyim mi? Ha al başlığını tak dene.
deneyelim. Şunu açınca hava boşalır mı? Yok, boşalmadı. Şunu takıyorum. Deniyorum. Hadi. Var mı? Oğlum ne? İnanılmaz, bir de daha hiç basmadık bak. Şu anda içinde bu çok sağlam bir metal olduğu için, çelik olduğu için bunun içerisine havayı biz böyle sıkıştıra sıkıştıra basıyoruz. Sonuçta bu 1 litrelik bir tüp, değil mi? Hava tankı. Bunun içerisine 4500 bar hava sıkıştıracağız. Bu da 10 dakikanın üzerinde suyun altında kalmamızı sağlayacak. Bir daha çekeyim bakayım, rahat mı? Rahat vallahi. Sen de ben çekeyim. Ama şu an içinde çok az hava var. O yüzden biraz... Aa, hiçbir yere basmana gerek yok. Direkt çekiyorsun, geliyor. Aynen, direkt nefes çektiğin zaman geliyor. Tamam işte. Hadi dolduralım, girelim hadi ya. Tamam, dolduruyorum. Dolduruyorum. Çok iyi pompalıyorsan bir abone olun kanala. Hadi bakalım. Şu kısmı şu şekilde çıkartıyoruz. Ayırdım. İçerisindeki basınçlı havadan dolayı sesi duydunuz zaten. Şunu da kapatıyorum tekrardan. Direkt bu şekilde mobilde deneyebilirim ama ben direkt full face denemek istiyorum. Buranın havuzu ısıtmalı bir havuz değil. Bayağı bir soğuk. Daha doğrusu ısıtmalı havuz da açmamışlar şu anda. Her teknede bulunması gereken bir ürün. Havuzlu eviniz varsa bulunması gereken bir ürün. Hani hiçbirine sahip değilsiniz. Arkadaşlarınızla denizde gidip eğlenmek istiyorsunuz, alabilirsiniz. Bir de felaket senaryolarında kurtarıcı rolü görüyor. Nedir mesela? Bileziğin denize düştü, yüzüğün. Nasıl alacaksın? Profesyonel dalgıç çağırman lazım değil mi? Ya da bununla tık diye girip alabilirsin. Telefonun düşebilir. Ya da teknenin çapası takılabilir. Ya da hiçbir şey yapmadan ben balıkların yanında vakit geçireceğim kardeşim diyorsan bunu yine alabilirsin. Öyle söyleyeyim. Hızlı bir şekilde bu havuzda deneyeceğim. Daha sonrasında sıcak havuza gidiyoruz. Oradan tekneye mekneye takır tukur deneyeceğiz. Giriyorum suya. Hadi artık. Bakalım. Şurada hemen hazırlanayım. Sıfır jelatinini de sökelim. Benim en sevdiğim şeylerden biridir bu arada böyle şeyleri sökmek. Her ne kadar sökemesem de. Hazır. Kullanıma hazır. Hadi biz kullan ya. Giriyorum. Kafama göre ayarlayayım. Havlum da var arkada. Su bayağı soğuk. Hazırım. Hareketine engel de döndü arada. Çok rahat. Aylardan Şubat. Şubat'ın 10'u Doğu Anadolu'da kar var şu an. Kayak merkezlerinde millet kayak yapıyor. Snowboard yapıyor. Biz burada havuza giriyoruz. Hadi giriyorum. Yazık abi. Sizin altında nefes alıyor. Suyun altında konuşabiliyorum. Konuşması isterim, geliyor muydu size? Yok, gelmedi. Bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda bu kadar konforlu bir şey görmedim. Bak, su buz gibi. Şuraya termometre daldıralım. 10 derecenin üzerinde değil, buz gibi. Ama yaşattığı his o kadar konforlu ki. Hiç suyun soğukluğunu hissetmedim. Gittim. Ana! Suyun altında nefes alabiliyorum. Lan harika lan dedim, konuşabiliyorum. Suyun altında konuşabiliyorum dedim. Şunu sıcak sıcak havuzda bir deneyelim be keyifle. Hadi gidelim. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim 10 üzerinden 11. O kadar iyi ama daha detaylı bir gösterelim suyun altında. Sıcak havuza gidiyoruz şimdi. Orada güzel bir deneyelim şunu hadi. Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi farklı bir havuzdayız ve arkamda görmüş olduğunuz havuzun suyu sıcak. Elimde cihazımız var. Şimdi bunu bir deneyeceğim. Daha sonrasında da bunu çıkartıp sadece ağızlık kısmıyla deneyeceğim. GoPro bence o elimde. Daha güzel. Onu da deneyeceğim, bunu da deneyeceğim işte. Sen öyle tercih edersin, ben böyle tercih ederim. Herkesin tercihi farklıdır. Hadi gidiyorum. Hadi bakalım. Oh sıcacık. Az önceki havuzda var ya, öyle bir dondum ki. Giriyorum. Hadi bakalım. Hadi gittim ben. Selam olsun arkadaşlar. Dünyada dünyanın sözü suyun olsun buna. Yüce sallamayı, ağzı bozları yollar, konuşursunuz. Çok daha hakkını göstereyim sizlere.
5 dakikadır aşağıdayım. Rahat rahat geldim. Zaten çektim, içeride muhabbet ettim, gittim. Bir ara şey hissettim öyle. Oğlum suyun altındayım ya. Hani böyle rahatça nefes alabiliyorum, konuşabiliyorum. Çektim. Çekebildiklerimden merak ettiğim şey, ben konuşuyorum da hani başka birisi yanımda olsa acaba beni duyar mı? Onu da merak ediyorum. O yüzden bundan 2 tane getirdim ben. Hani arkadaşlarımla beraber de girebilmek için. Şimdi şeyi merak ediyorum. Bunun ağızlık kısmıyla girdiğimiz zaman nasıl olacak? Gözümle maske olmadan, bu tatlı su olduğu için rahatça açarak gözümü bir deneyeceğim, bir de onu deneyelim. Hadi bakalım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hazır. İsterseniz böyle normal hani dalış gözlüğüyle de girebilirsiniz ama küçük yüzme gözlükleriyle girmeyin, onda basınç oluyor, bilginiz olsun. Normal dalış gözlüğü alın, serbest dalış gözlüğü. Gidiyorum ben. Şöyle düşün. Direkt havayı alıyor. İçeride gör bak. İçeride çekeyim, ona bak. Okey, böyle de güzel ama bana sorarsanız diğer şekilde çok daha konforlu. Hani hava kabarcıklarını bıraktığınız zaman böyle yüzünüze falan geliyor. Ben bu şekilde pek sevmedim. Ama bu şekilde de kullanılır. Ekstra maskeniz varsa bu şekilde de kullanılır. Ama bununla tabii ağzınızda şu şekilde bir dişlik aparatı olduğu için konuşamıyorsunuz suyun altında. Çok daha rahat hareket edemiyorsunuz. Sadece nefes alıp verebiliyorsunuz ama cihaz, tekrardan göstereyim, şu şekilde. Bir alet. Bence 10 üzerinden 11 bir teknoloji, çok iyi. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de kullandık. Şu kısmı ağzınıza alıyorsunuz ve adeta bir balık gibi, bir solungaçlı canlı gibi suyun altında nefes alıp veriyorsunuz. Ama bana göre şu çok daha konforlu. Çünkü hani ağzınızda bir şey yok, rahat rahat nefes alıp veriyorsunuz. Görüş alanınız çok daha geniş. Ben bunu tercih ederim ama bu şekilde de kullanılabiliyor. Böyle çılgın videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.